Bugün üniversite sınavına hazırlanan her öğrencinin bilmesi gereken, kıyıda köşede kalmış ve en iyi olan YouTube kanallarını derledim. Ders ve ders, her bir hocanın özellikleriyle beraber sizin netlerinize uygun bir şekilde kanal tavsiyeleri vereceğim. Ve bir kanalın en iyi özelliklerini, nasıl kullanılması gerektiğini de size anlatacağım. Ve ders ve ders, sizler YouTube'da en iyi kanalları ve en gizli saklanmış kanalların hepsini öğrenmiş olacaksınız. Bu videoyu not tutarak izleyin ve kendi hocalarınızı seçerek ilerleyin lütfen. Bu videodan sonra senin artık YouTube'da hangi kanalları dinleyeceğin belli olacak. Nasıl çalışacağım belli olacak. Nasıl bir sistemle ilerleyeceğin net bir şekilde belli olacak. Kendim üniversite sınavına YouTube'dan hazırlanmış ve Türkiye 24'sü olmuş biri olarak sana söylüyorum. Bir koçluk desteği ve YouTube'da bunlar başarılabilir. Doğru planlama ve YouTube'da bunlar başarılabilir. Özel derse, dershaneye veya herhangi bir özel kuruma ihtiyacın olmadan bunlar başarılabilir. Yeter ki bu kanalları düzgün bir şekilde takip et. Yeter ki verimli bir şekilde takip et. Hazırsan ekranımı paylaşıyorum ve beraber adım adım ders ve ders işlemeye başlayacağız. En popüler dersimiz matematikle başlamak istedim. Matematikte Mert Hoca efsane bir şekilde iyidir. Mert Hoca ile çalışacak arkadaşlar, Mert Hoca'nın kendi kitapları var arkadaşlar. Bu kitapları alarak onun kampını uygulayarak ilerleyebilirsiniz. Bu kitapların özelliği Mert Hoca'nın beraber ilerlediği için matematiği çok kolaylaştırıp anlatması. Temeli zayıf olan 0 netle 20 net arası bütün öğrencilerin Mert Hoca'yı temelden kamplarıyla dinlemesini öneririm ve kitabını da çözmesini tavsiye ederim. İlla onun kitabını almanıza gerek yok ama onun kitabını alıp yanına da güzel bir bilgi sarmal gibi bir matematik kitabı eklerseniz double check yaparak çok güçlü bir şekilde ilerlersiniz. Zaten matematik nasıl çalışır videosu da kanalda var. Oradan da bakabilirsiniz benim kanalda. Devam edelim. Sonra bıyıklı matematik. Mert Hoca'nın aynı benzeri şekilde ilerleyen, yine temeli zayıf öğrencilerden sıfırdan alıp yükseltiyor Selim hocamız. Bıyıklı matematik kanalına da Mert Hoca gibi bakabilirsiniz. Efsane bir anlatım var. Tunç Kurt matematik. Tunç hocamızın da anlatımları çok iyidir. Yine konu anlatımları var ama ben parantez çiziyorum burada. Tunç hocayı bizler derece isteyenler olarak çözdüğü efsane sorularını kullanacağız arkadaşlar. Ben Tunç hocayı sınava hazırlandığım zaman, ki kendim bu seride hangi kanalları dinlediğimi de söyleyeceğim. Bakın Mert Hoca ile bıyıklı matematiği ben dinlemedim. Benim senemde öyle popüler değillerdi. Bazıları yoktu zaten bu hocalardan. Ama ben Tunç Kurt'u dinlemiştim. Benim senemde de yine popüler bir hocamızdı. Tunç Kurt'un arkadaşlar efsane soruları var. Bu soru çözümlerini izleyeceksin. Yemek yerken, hastanede, başka bir yerde Tunç hocamızın çözüm sorularını izleyip perspektifini genişleteceksin. Şükrü Akkoyun matematik. Şükrü hocamız da yine kıyıda köşede kalmış. Çoğu öğrencinin tanımadığı bir hocamızdır. Ama Şükrü hocanın çözdüğü sorular efsanedir. Bakın derece istiyorsanız, 20 netin üstüne hedefliyorsanız Şükrü hocayla Tunç hocamızın soru çözüm videolarını izleyeceksiniz arkadaşlar. Orada burada izleyin. Gerekirse açın saatlerce izleyin ama izleyin. Çok güzel. Bakın 3 dakikada Şükrü hocamız bir soru çözüyor. 3 dakikalık bu soru sizi hem konuyu tekrar ettiriyor hem yeni soru tiplerini öğrenmiş oluyorsunuz. Efsanedir diyebilirim. Yektu matematik. Şimdi Yektu hocamızı ben buraya eklememin sebebi, Yektu hocamız problemlerde sıkıntı yaşayan, spesifik olarak problemleri anlamakta zorluk çeken bazı arkadaşlarımız var. Yektu hocamız problemleri hem kaynağıyla beraber güzel anlatan bir hocamızdır. Ellerine sağlık, ağzına sağlık diyorum. Özellikle problemlerde Yektu hocayı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar matematiğin güler yüzü. Matematiğin güler yüzü farklı bir tarz benimseyen, genelde tahtada anlatan ve esprili bir dille anlatan, matematiği sevmeyen çoğu kişiye matematiği sevdirmiş bir hocamızdır. Eğer diğer hocalarımızın, Mert hocanın bıyıklı matematiğin tarzı size yatmıyorsa, ben biraz daha güler yüzlü, biraz daha esprili bir hocayla dinlemek istiyorum diyorsanız yine matematiğin güler yüzünü dinleyebilirsiniz. Kendisi de yine temeli zayıftan 20-25 netlere kadar çok güzel çıkaran bir hocamızdır. Osman Efe Bakay. Osman Efe Bakay da benim yine birebir de tanıdığım, güzel videolar çeken, güzel soru çözümleri çeken, sorular üzerinden videoları anlatan pek bilinmeyen bir kanaldır. Kendisi Galatasaray Üniversitesi matematik bölümü mezunudur. Efsane bir matematikçidir ve çözdüğü her bir soru çok değerlidir. Osman hocamızın kanalına da bakmanızı tavsiye ederim. İlk 100 özel ders yine pek bilinmeyen bir kanaldır. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektroniği bitirmiş, ilk 100'e girmiş bir hocamızındır. Ben ilk 100 özel ders kanalında da yine derece isteyen her öğrencini takip edip sorular üzerinden anlatımına bayılıyorum ve ders anlatımı da çok aktif. Sanki üniversite düzeyinde anlatıyormuş gibi konuyu tüm perspektiflerle size veren bir kanaldır. Biraz derece isteyenlere oynar ama takip etmenizi tavsiye ederim. Perspektifinize katacaktır. Sonra Eyüp Bey matematik yine tarzıyla, üslubuyla benim hoşuma giden hem matematikte hem geometride birçok öğrenciyi, birçok derece yapmış öğrencinin takip ettiği bir kanaldır. Bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu seride ben her bir dersi bitirdikten sonra size bir konu anlatım listesi önereceğim. Bu konu anlatım listesi, ben matematikten çok yüksek hedefim yok. Ben matematikten 25-30 net yapmayacağım Mert. Ben sözelciyim, ben dilciyim, ben eşit ağırlıkçıyım, ben sayısalcıyım, fark etmez. Ben 3-5 soru yapayım, 6-7 soru yapayım, hızlı bir şekilde öğreneyim matematiği diyenlere TYT Matematik'ten İlyas Güneş'in kampını öneriyorum. Şu oynatma listesini gir incele kardeşim. Hedefin yüksek değilse o 3-5 netin 6 netini bu oynatma listesiyle yaparsın. Bir de güzel bir kaynak al. Kaynak önerileri videom yakında gelecek. Takip etmeyi unutma kanalı. Oradan da kaynaklarını seçersin. Geometri deyince benim sınav senemde izlediğim Kenan Kara hocamızı unutamam zaten. Benim geometride soru çözüm kanalı haricinde tek konu anlatımı olarak takip ettiğim hocamız o zamanlar Kenan Kara'ydı. Sorular üzerinden konuyu efsane bir şekilde anlatıyordu. Herkese tavsiye ederim geometri için. Merkez Teğet İlhan hocamız var. Kanalında yine çok güzel konu anlatımları var. Yine bakabilirsiniz. Kenan Hoca ile Merkez Teğet arasında sizler tercih yapabilir veya ikisini de izleyebilirsiniz. Ben ikisini de izlemenizi tavsiye ederim. Erol Dönmez hocam.
hocamız var. Erol Dönmez hocamız efsane sorular çözen, derece isteyenlerin perspektifini genişleten, geometri fullemenizi sağlayacak bir kanaldır arkadaşlar. Burada artık ben çıtayı aştım. Artık ben acil geometri çözüyorum. Orijinal geometri çözüyorum. Ben çıtayı aştım abi diyorsanız Erol Dönmez hocamıza bakın. Sorularını bir çözdürün. Çözümlerini izleyin. Efsane bir perspektif katacaktır. Ve kimsenin bilmediği o konu. Difficult question. Arkadaşlar bakın, derece isteyenler, tıp isteyenler, hukuk isteyenler, ilk 100 isteyenler, ilk 1000 isteyenler, ilk 10.000 isteyenler. Burayı dikkat edin. Difficult question. Adının İngilizce olduğuna bakmayın. Sorular Türkçe zaten görüyorsunuz şöyle. Bu hocamız derece isteyenler için efsane ötesi zor sorular çözüyor. Ya Mert hocam zaten YKS'de bu kadar zor soru çıkmayacak deme perspektifini açıyor. Ve kolay soruları senin için daha da çerezleştiriyor. Bu hocamıza da bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gelelim, ben sözelciyim, dilciyim, geometri çok çalışmayacağım ya da sayısalcıyım ama çalışmayacağım diyenler için de 15 günde geometri TYT kampını izleyebilirsiniz Şenol hocamızın. Hızlı bir şekilde hafif netler, yani düşük netler isteyen öğrencileri bu kampı öneririm arkadaşlar. Evet, geometri ve matematik bu şekildeydi. Hazırsanız devam edelim Türkçeyle. Türkçede kimsenin bilmediği gizli bir cevher var. Ben sınav senemde Önder Hoca ile Türkçeye çalıştım, dil bilgisine çalıştım ve dil bilgisini dert olmaktan çıkardım. O yüzden dil bilgisi deyince benim aklıma direkt Önder Hoca geliyor. Takip etmiyorsanız mutlaka takip edin Önder Hoca'yı. Çok kaliteli konu anlatım videoları var. Daha sonra herkesin bildiği, herkesin tanıdığı üslubuyla ben ilk sesini duyduğum zaman Rüştü Hoca'm, bu adam bu nasıl ses nasıl çıkarıyor ya? Öyle etkileyici bir tarzı var ki insan aklına kazıyor resmen soruları. Rüştü Hoca'mız Türkçede zaten şu anda Türkiye'de bir numaralı hocamızdır. Herkese tavsiye ederim. Hepiniz de çoğunuz da biliyorsunuzdur. Hem paragraf soru stilleriyle hem dil bilgisi de takip edebilirsiniz. Yine Mert Hocam, ben hızlıca dil bilgisini bitirmek istiyorum Mert Hocam. Beni çok uğraştırma Mert Hocam. Ben sayısalcıyım hocam. Benle dil bilgisini çok yapmak istemiyorum. Bir bakıp geçeyim. Hemen hızlıca bitireyim diyorsanız Rüştü Hoca'nın sıfırdan dil bilgisi kampıyla dil bilgisini fulleyebilirsiniz. Bak, bu kamp size fulletebilir. O derece detaylı ve güzel bir kamptır. Ve hızlı geçer. Zaten görüyorsunuz video sürelerinin uzunluğunu arkadaşlar. Ben kesinlikle Rüştü Hoca'nın bu kampını da kullanmanızı istiyorum. Bu arada Rüştü Hoca'nın edebiyatını da tavsiye ediyorum. Arkadaşlar edebiyat dinlemek isteyen kardeşlerimiz de dinleyebilir. Gelelim edebiyata. Arkadaşlar edebiyattan sözelciyseniz, eşit ağırlıkçıysanız ben edebiyatı fulleyeceğim. Ben edebiyatın incini boncunu detaylı öğreneceğim. Benim zamanım çok. Ben derece istiyorum. İlk 100 istiyorum. İlk 1000 istiyorum diyenler Kadir Gümüş'ü dinleyin. Bak, çok detaylıdır. Gereksiz detaylıdır. Aşırı detaylıdır ama edebiyatı fulletir kardeşim. O ÖSYM'nin o kıl soruları var ya, o arada bir çıkan böyle. Hani kimsenin yapamadığı o cins sorular. İşte Kadir Hoca yaptırır onları. Ama çok detaylıdır. Çok kafanızı karıştırır. Eğer hedefiniz yüksek değilse Kadir Hoca yerine Rüştü Hoca'yı veya hatta Eyüp Hoca'yla Türkçe ve edebiyatı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim tarihe. Tarihte ben sözelciyim diyorsanız, ben eşit ağırlıkçıyım diyorsanız, ben tarihi A'dan Z'ye bitireceğim diyorsanız, ben tarihi fulleyeceğim, ilk 100'e ilk 1000'e gireceğim diyorsanız Ramazan Yetkin bu işin arkadaşlar üstadı. Ben Ramazan hocamızdan dinlemiştim, Kadir hocamızdan dinlemiştim ama ben dediğim gibi zaten ilk 100'ü oynuyordum, derece istiyordum. Sizin böyle bir hedefiniz yoksa bu hocalar çok ağır gelir. Ramazan hocamız zaten TYT'de biliyorsunuz eşit ağırlık ve sözelciler TYT tarih çalışmayacak. AYT tarih çalışacak, TYT içinde. Sayısalcı ve dilci arkadaşlarım TYT çalışacaklar. Onlar için birazdan öğreneceğim. Bunlar kesinlikle Ramazan Yetkin'e de izlemesinler. Ramazan Yetkin'in AYT tarihini sözelci ve eşit ağırlıkta derece isteyen arkadaşlarıma öneririm. Yok kardeşim, ben tarihi böyle bir öğreneyim, TYT için fulleyeyim, AYT'de de böyle bir yarısından fazlasını yapayım diyenler için de Mehmet Celal hocamızın kanalını öneriyorum. Tarihin abesi kanalı. Anlatım tarzı, üslubu efsane bir hocamızdır. Öyle bir anlatıyor ki sanki tarihi yaşıyorsunuz gibi. Daha böyle genel bilgiler verir. Ramazan hoca gibi tam inciğine boncuğuna girmez. Bu kampı izlerseniz arkadaşlar TYT'yi fullemeniz %99'dur diyebilir. Ama AYT'yi fulletir mi? Pek sanmıyorum. Zaten TYT tarih kampı. AYT'yi fullemek isteyenler Ramazan Yetkin'i, TYT'yi fullemek isteyenler tarihin abesi Mehmet Celal'i dinleyecek. Ama burada altını parantezle çiziyorum. Derece istemiyorsanız, sözelci bir eşit ağırlıksanız, derece istemiyorsanız siz de tarihin abesini dinleyebilirsiniz. Çünkü Ramazan Yetkin'le Kadir Gümüş ultra detaylı anlatıyorlar. Yani çok fazla bilgi var. O yüzden o bilgi karması da şey yapmayın. Ben matematiği zaten full'e yakın yaptığım için bu kanalları dinledim. Sizin matematikle ilgili probleminiz varsa önce onları halledin. Sözelci ve eşit ağırlıksa. Şimdi coğrafyayı ben üçe ayırdım. Sözelci, eşit ağırlıkçı ve sayısalcı diye. Şimdi bir sözelci detaylı bir coğrafya bilmesi lazım. Eşit ağırlıkçı ortalama bir coğrafya bilmesi lazım. Sayısalcı ve dilci arkadaşlar da böyle hafif bilmesi gerekiyor. Çünkü TYT'de çok basit çıkıyor. AYT sosyal 1, yani eşit ağırlığın sosyal 1'inde hafif detaylı çıkıyor. Sosyal 2'de çok detaylı çıkıyor. Şimdi sosyal 1'e girecek. Yani eşit ağırlıkçı arkadaşlarıma Yavuz Tuna de tek geçerim. Ben de Yavuz Tuna ile hazırlandım sınava. Bak, net söylüyorum size. Onun haricinde bir de eğer ben sözelciyim diyorsanız da size Bayram Meral'ı öneririm. Bak, Bayram Meral Kadir Gümüş'le Ramazan Yetkin tarzıdır. Çok detaylıdır. O yüzden sadece sözelci arkadaşlarım bunu dinlesin. Eşit ağırlıkçılara bile çok tavsiye etmiyorum. Eğer ben sayısalcıyım kardeşim ya da dilciyim, sadece TYT'de göreceğim, bana hızlı bir şekilde bitir diyorsanız da coğrafyanın kodlarını 6 günde TYT MSÜ'yü şu şekilde gördüğünüz gibi kampını öneririm. Gir, bitir, fulle geç. Bu arada bir parantez. Coğrafyanın Fatih diye bir kanalımız var. Bu kanalda yine sözelci ve eşit ağırlıkçı arkadaşlarım takip edebilir. Orada da soru tipleri üzerinden güzel anlatımlar yapıyor. Bir bakabilirsiniz ona da. Haydi devam edelim. Sıradaki fizik. Arkadaşlar fizikle barış. Fizikle barış benim sınav senemde en çok fizikle barışı görüyordum. Çok ben fizik çalışmadım eşit ağırlık öğrencisi olduğum için ama en iyi anlatım tarzıyla, üslubuyla, beyefendiliğiyle ön plana çıkar hocamız. Benim tarzım da bu kadar kaliteli de değildi bu arada, çekimi vesaire. Şu an çekimi falan da efsaneleşmiş. Fizikle barış, fizik deyince aklınıza ilk gelecek kanallardan biridir. Gelelim Ertan Sinan Şahin hocamıza.
Ertan Sinan Şahin'i ben hala izliyorum. Hala önüme çıkıyor short videolara bu fizikle ilgili anlattığı detaylı bilgiler. Üniversite düzeyinde anlattı. Zaten bu işin pirlerinden biridir. Birçoğunuz da duymuşsunuz. Sadece Ertan hocamız artık parayla rehberlik videoları vesaire satmaya başladı. Ama eski videolar çok kaliteli arkadaşlar. Bakın bu kaynağı kaçırmayın. Ertan Hoca fizikte bir numaralı kanallardan biridir arkadaşlar. Hem Fizikle Barış hem Ertan Sinan'ı dinlemenizi öneririm. Daha sonra Tolga Bilgin. Tolga hocamız güzel sorular çözen, fizikle ilgili. Hani bu fiziğin var ya gerçek hayata uyarlanması. Ha işte o işte bu Tolga hoca. Abi gerçek hayata uyarlıyor bu adam. Soruları çözüyor. Efsane bir şekilde anlatıyor bu işi. Tolga Bilgin'e bakın derim. Kısa Bilim. Kısa Bilim de adı üzerinde kısa kısa fizik konularını özetleyen, kısa kısa sorular üzerinden gerçek hayatla fiziği özetleyen Tolga hocanın kanalından biraz daha farklı olarak animasyonları da işin içine katan güzel bir kanaldır arkadaşlar. Eski videoları var, yenilememiş ama ben bakmanızı yine öneririm. Umarım kendisi de YouTube'a geri döner. Ya kardeşim ben biraz daha soru çözüm istiyorum. Ben ÖSYM tarzı sorular çözmek istiyorum fizikte diyenlere de Tarık Celal Aksu yine soru çözüm videolarla öne çıkan efsane bir hocamızdır. Ben eşit ağırlıkçı, ben sözelci, ben dilciyim. Bana çok TYT fizik anlatma Mert Hoca. Ben bir dinleyeyim bir 5-10 gün halledeyim diyorsan 17 günde TYT fizik kampı var. Bu kamp efsanedir, ben inceledim. Çok hoşuma gitti. Bizmat Serhat Hoca'nın. Bu kampta çok bilinmeyen bir kanaldır ama şu oynatma listesini ben çok beğendim. Hem PDF'lerle destekliyor. Ha bana göre yine ağır ama bulabildiğim en sadeleştirmiş net bilgi veren kamptır. Bu kamptan konu seçip izleyebilirsiniz. Eşit ağırlık sözel ve dilci arkadaşlar. Kimyada bir numara deyince aklıma direkt Ferrum hocamız geliyor. Yakup hocamızın kanalına bakmanızı tavsiye ederim. Kendisi Orbital kitabını da yazarıdır. Orbital kitabını alıp da Ferrum hocamızla ilerlerseniz kimyayı dert olmaktan çıkaracaksınız. Kimya Adası benim sınav senemde yine takip ettiğim bir kanaldır. Bak bir eşit ağırlıkçı ya. Kimyası sıfır olan yani yazılarda 20-30 olan bir adama fullettim. Ben o kadar söylüyorum. Daha da bir şey söylemiyorum. Devam edelim. Yine Kimya Özel kanalı var. Geçmeden onu da söyleyeyim. O da çok güzeldir. Üçüncü bir bonus kanalda Kimya Özel'i öneririm. Ya Mert hocam gözünü seveyim beni uğraştırma. Ben hızlı bir şekilde TYT'yi bitireyim çıkayım diyen eşit ağırlık ve sözelci ve dilci arkadaşlarım. Size de kimya derslerinden Sinan hocamızı öneririm. Buradan giriyorsun 29 günde kimyayı bitirip kalkıyorsun. Hatta hızlandırırsın. Günde 2 video izlersin. Zaten yarım saati yarım saat 2 video 1 saat eder. İzlersin. 14-15 günde bitirip çıkarsın abi. Öyle söyleyeyim sana. Müthiş bir oynatma listesi. Biyoloji, biyoloji deyince herkesin aklına zaten şu an gelen bütün sayısalla derece yapan tüm arkadaşlarımızın takip ettiği Doktor Biyoloji birinci kanalımız arkadaşlar. Bu birincisi. İkinci kanalımız ise Senin Biyolojin kanalı. Bu kanalda yine takip edebilirsiniz. Ben kendi senemde fundamentalci ve hocalara geldiği de takip etmiştim. Onlardan da çalışmıştım. Onlara da bakmanızı öneririm biyoloji için. Ve biyolojide ben animasyonlarla öğreniyorum hocam. Bana biraz animasyonlarla anlatan, biraz cici cici anlatan bir kanal diyorsanız o da Cici Biyoloji kanalında yine öneririm arkadaşlar sizlere. Biyoloji özetleri yapan güzel bir kanaldır. Mert hocam, gözünü seveyim Mert hocam. Beni uğraştırma. Ben 5 günde 6 günde biyolojiyi bitiririm diyorsanız da Betül hocanın biyoloji tekrar videoları var arkadaşlar şu şekilde. Hem tekrar edecek sayısalcı arkadaşlara hem de yok kardeşim ben sözelciyim, eşit ağırlıkçıyım ya da dilciyim hızlıca biyolojiyi bitireyim diyen arkadaşlar bu oynatma listelerinden bitirebilirler. Bak dur videoyu kapatma. Sana şunu söyleyeyim. Aşağı bir WhatsApp butonu koydum. Şimdi duruyorsun. Dersler kanallarını önerdim. Orayı takip ediyorsun ben oradan. Sürekli sana aktif bir şekilde takip ediyorum seni. Ve aktif bir şekilde orada paylaşım yapıyorum. Ne oluyor biliyor musun kanalda? Sırlarımızı anlatıyorum. Derece öğrencilerin stratejilerini anlatıyorum. Derece öğrencilerin defterlerini paylaşıyorum. Özel PDF'leri paylaşıyorum. Hemen aşağıya bir WhatsApp kanal koydum. Onu da takip etmeyi unutma. Oraya gir. Numaran görünmüyor. Merak etme. O topluluk kısmı. Toplulukta numara görünmez. Başkaları göremez numaranı. Kimse sana yazamaz. Oraya da üye ol. Orada da benim paylaşımlarımı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur.